Merhaba. Bir hafta daha geçti. Geçen haftadan bu yana değişen pek bir şey yok. Savaşlar, terör, ekonomik sıkıntılar, paparaziler ve futbol. Şimdi sizlere hiç yorgunsuz bazı görüntüler aktaracağım. Dehlizlerine doğru bir gidişat. Sanki dünyamız şiddete ve bağnazlığa teslim olmuş gibi. Ama ben yine de geleceğe inanıyorum. 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 Güzel şeyler de var dünyamızda. Olmalı. Mutlaka olmalı. Yorgun görünüyor. Bu cinnet haline kolay değil. Sevgili izleyicilerimiz. Biliyor musun? En çok izlenen programmış bu. Daha karanlık günlerin yaşanmasına izin verilmeyeceğine inanıyoruz. Daldın gene. Daldın. Hiç arayıp sormuyorlar. Canım, işleri güçleri var çocukların. Evet, işleri güçleri var. Benim de gözümde tutuyorlar, işte telefon çağır. Toplanıp gelsinler hafta sonu. Hadi, hadi anneniz istiyor dersin. Biz toplamazsak onların toplanacağı yok zaten. Hadi, şu numarayı bul bakalım. Oh, hadi. Rezil oluyoruz. Çabuk git buradan, yoksa polis çağır. Çekil şu kafayı. Bırak içeri gir. Çekil diyorum sana. Çocuğumu görmeme engel olamazsın. Engel olduğun falan yok. İstediğin zaman bak görüyorsun. Bak şu kapıyı! Çık dedim sana. Ne hakla benim elime giriyorsun? Bak kolumu. Şu çocuğun haline bak. İğrenç bir çocuğun önünde yaptıklarını çok güzel. Lütfen çek. Git diyorum sana, lütfen. Çekil. Devam dedim sana. Eğer kızımın babası olmasan çoktan attırırdım seni içeri. Nasılsın sen? Her şeyi söylerim ona. Alo abi? Sadece birkaç gün Hüseyin, birkaç. Babacım siz miydiniz? Önemi alacağım seni, bitti olacak. Abim ben telefonu çocuğumu istiyor, yeniden mahkemeye başvuruş. Belgeleri var. Tabii geliriz babacım. Giren çıkanın belli olmadığı evde bırakmayacağım. Biz de çok özledik sizi. Evet, cuma ama akşamından kalırsa, yola çıkarız. Bu görüntülerdeki hayatı hiç kimse hak etmiş olamaz. Tabii babacığım, gidiyorum. Peki. Gidiyorum. Böylesine olayları değil yaşamam. Böyle kalmayacak. Bunları ekranda gördüğümde gidiyorum. Bile bir insan olarak... Ama yarın dava açacağım, göreceksin. Senin nasıl bir anne olduğunu herkese kanıtlayacağım. Pasını da vereceğim, pasını da vereceğim. Elimde kanıtlarım var. Gidiyorum. Belgelerim var. Onlara nasıl bir dünya bırakacağız sevgili izleyicilerimiz? Bu sorunun yanıtını bir türlü bulamıyorum. Düşünüyorum da... Bu soruyu herkes, her gün, en azından bir kez kendi kendine sormalı ve bir yanıt bulmaya çalışmalı. Alo? Evet, burada. Telefon size. Evet,
Baba! Babacığım nasılsınız? Evet. Tamam. Kız kardeşimi, isterseniz diğerlerini ben arayayım. Tamam, tamam. Siz kendiniz aramak istiyorsunuz. Peki babacığım, annemle görüşebilir miyim? Tamam. Hoşça kalın. Anne! Anne nasılsın? Anneciğim ne söylesen haklısın, evet biliyorum anne. Tamam anneciğim. Bilseniz sizi ne çok özledim. Tamam anne. Cuma akşamında. Peki anneciğim. Peki anne. Tamam. Hoşçakalın. Kendimize, hayatımıza ve geleceğimize karşı en önemli sorumluluğumuz diye bakıyorum. İnanıyorum. Güzel şeyler de var yaşamda. Sevgi, şiddete yenilmeyecek. Daha doğrusu yenilmeyecek. Alo? Babacığım! Evet, evet. Ben çok iyiyim. Annem nasıl? Ben de sizi özledim. İyi misiniz? O davaya hazırlanıyoruz. Kararı ben de merak ediyorum doğrusu. Bilemiyorum. Daha çok sürücüye benziyor. Tabii ki endişelenecek bir şey yok. Gelince konuşuruz. Dur şunu. Nerede şu Allah'ın cezası? Konuş. Hey konuşsana. Affedersiniz baba, siz miydiniz? Uyuyordum da. Hafta sonu mu? Ablamların haberi var mı? Tamam babacığım. Ben onlara takılırım. Tamam babacığım. Bye bye. Ne oldu? Param 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 pararam. Bizimkiler çağırıyorlar. Ben de geleyim. Neden? Bilmem, hafta sonunu göl kenarında geçirmek hoş olur diye düşündüm. Şimdi ciddi bir şey sanacaklar. Sence ben neyim? Geldiler galiba. Sen de çıkar üstünü kızım, üşürsün. Gel canım, arabayı kullanmak zor olmuştur değil mi? Anne gene panik yapıyorsun. Sizi çok iyi gördüm baba. İyiyim yavrum, iyiyim. Havanın böyle olacağını bilseydik sizi çağırmazdık canım. Aklım yolda. Sizi duyan da iki damla yağmur düştü diye dünyanın sonu geldi sanır. Çıkarken telefonlaştık, neredeyse gelirler. Baba telefon, telefon! Efendim? Neredesin sen? Alo? Benim, neredesin diyorum. Yanlış efendim. Yanlış değil. Tamam. Yanlış değil.
Dur çocuk, dur, şımarma. O paketin içinde ne var? Yine ne işler çeviriyorsun, söyle lütfen. Söyleyemem, aileye sürprizim var. Çok merak ettim, bana söyle. Kimseye söylemem, söz. Kesinlikle olmaz, sürpriz, söyleyemem. Ne güzel değil mi? İşte geldiler. Al kızım şemsiyeleri git. Tamam git. Sen de gelmek ister misin? Bunu da al. Ver anne. Sen nereye gidiyorsun? Gelirler onlar. Yağmur dinsin gideriz. Zaten ne zamandan beri aç kaldılar. Ben şimdi gidip ahıra onları bir doyurayım. Açlanmış değil mi? Sağ ol. Üstünü kurula. Biri dışarıdan valizleri getirsin lütfen. Tamam ben kendimi feda ederim yengeciğim. Geliyorum. Şimdi getiririm yengeciğim. Harika. Benim çanta bulunmaz. En küçük kardeş bir kez daha fedakarlığını gösterdi. Teşekkür etmek isteyenler sıraya girebilirler. Ha, randevu da isteyebilirsiniz tabii. Neyse, çok saçmaladım ben. Şu valizi al gel. Şimdi tarifeli ahır seferleri başlıyor. Katılmak isteyenler buraya. Yağmurluklarını almak üzere herkes bana başvursun lütfen. Herkes buraya. Yağmurluklarını almak üzere herkes bana başvursun lütfen.
senin. Bu senin. Bu da boncuk. Boncuk şimdi bunu giyiyorsun. Ne güzel. Evimiz cıvıl cıvıl. Yağmurluk odanın son ürünüdür. İşte karşınızda boncuk. Benim anorağı versene. Ya anorağı getirmedik. Getirmedik mi? Hayır, ben gelmeyeceğim. Lütfen, hadi lütfen anne, ne olur gel. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Biz hazırız, hadi çocuklar. Hadi git canım biraz, hadi. Tamam, hazır mısınız? Tamam, hep bakalım, bir daha. Hadi, bizim takım hazır mı? Gidiyoruz. Dikkat! Güle güle. Kardeşinin yanındaki kızı tanıyor musun sen? Yeni gördüm. İyi bir kıza benziyor. Aman anne, ne çabuk anladın. Anne, bu orayı nasıl ayıracaksın? Annene böyle soru sorulur mu hiç? İşte geldi. Hayır. Bak. Gördün mü? Harikalar. Dokunmak ister misin? Biz çok güzel bir aileyiz. Çocuklarımızla övünüyoruz. Gelinimizi çok seviyoruz. Dünya güzeli torunlarımız var. Her şey için size teşekkür borçluyuz. Asıl biz size teşekkür ederiz babacığım. Bize her şeyi verdiniz. Evet. Bize şefkat, sevgi aşıladınız. Bugün kendimizi iyi hissediyorsak bu sizin sayenizde. Bunu her zaman yüreğimizde hissettik biz. Ne zaman başımız sıkışsa yanımızda oldunuz. Bizler çok olağanüstü bir anne babanın çocuklarıyız. Çocukluğumuz çok hoş geçti. Çok mutlu çocuklardık biz. Bize sevmeyi öğrettiniz. Birbirimizi sevmeyi öğrettiniz. Anneciğim, babacığım, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir dakika, bir dakika. Bu durumda ben de bir şeyler söylemeliyim. Karnım çok aç. Çorbalarımız soğuyor. Ben annemin çok özlediğim yemeklerden bir an önce başlamak istiyorum. Karnım çok ağrıyor. Tamam çocuklar, tamam. Lütfen çocuklar, tadını da bırakın. Harika olmuş anneciğim. Afiyet olsun oğlum. Sağlık anneciğim, afiyet olsun.
Hadi dedemin yanına. Peki, öpebilir miyim dedeciğim? Tabii öpebiliriz. Ne demek, bu sorulur mu? Amca öpmeyecek. Bana bak, söyle bakayım bana. Sen yeminin hepsini bitirdin mi? Bitirdim dedeciğim. Ha, oraya koyma. Boncuk. Boncuk. Efendim? Beni öpmeyecek misin? Buyurun anne. Hadi bakalım. Gel kızım, gel çocuğum. Sizi iskemle getireyim anneciğim. Ben aldım. Ben içeri gittim. Gel seni de öpeyim. Kahve ister misin babacığım? İsterim. Babama kahve yapar mısın? Tamam, ben yaparım. Gel oğlum. Durumu nasıl anne? Biraz halsiz. Belli etmiyor ama gücü çok azaldı. Hem etrafta bakımsız kalmış. Ahır tarafı yabani ormana dönmüş. Uğraşamıyorsunuz artık. Sizi götüreyim mi anne? Böyle ıssız bir yerde... Yok oğlum, biz buradan gidemeyiz. Göl kıyısındaki kızıl ağaçların altına yan yana aşatırsınız bizi, olur mu? Son programını seyredemedim. Çok başarılıymış. Anne. Harikaydı, harika. Ah canım, ellerine sağlık kızım. Büyük kızınızla gurur duyuyor musunuz baba? Ben hepinizle gurur duyuyorum evladım. Yo yo, o farklı. O çok başarılı. Ne o, kıskandın mı yoksa? Hepiniz başarılısınız, hepiniz. Durmadan ben geleceğe inanıyorum diyordun. Kulağa çok hoş geliyordu. Ama biliyor musun, sen solgun görünüyordun. Tamam tamam, şımartmayın şunu. Ben size buraya gelmeyeceksiniz demedim mi herkes içeriye? Boncuk buraya gel! Hadi bakalım. Sen inanıyor musun geleceğe peki? Tabii ki inanıyorum. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. İş yerine telefon etmem lazım. Hı hı. Telefon burada oğlum. Arabada ne demin babacığım? Sahi piyango mu vurdu yoksa mirasa mı kondunuz yenge? Sevgilisine telefon edecek. Galiba bu gece burada kalmam gerekiyor. Bak anlayışlı ol biraz. Tamam. Tamam, yarın akşam kutlarız. Ah uzattın ama. Emin misin? Neler kaynatıyorsunuz bakalım? Haparazilerden konuşuyorum. Anladım. Dedikodunun dayanılmaz cazibesine kapıldınız. Su içecektim.
Sahi o paparaziciler her şeyi nasıl haber alıyorlar? Kendileri sızdırıyorlar. Nasıl yani? Diyelim ki kadın biriyle çıkacak. Hemen haberi uçuruyor. Nerede, saat kaçta falan filan. İnanamıyorum, kendi kendini rezil ediyor. Tabii onlar için rezillik değil bu. Kola istiyorum. Bu evde kola yok. Süt ister mi? Ben anne kola istiyorum. Yani bir kadın ne kadar çok adamla yatarsa o kadar değeri artıyor, öyle mi? Adamlar için de aynı. Bana ne kola istiyorum. Ya yoktan anlamaz mısın sen? Bu paparazzi programları hep vitrin desene. Onlara vitrin çok. Serbest piyasa ekonomisi içinde bunların yaratıcılığını da inkar etmemek lazım. Pam başlıyoruz. Neye başlıyor? Sürprizi varmış. yenge, yamansın vallahi. Gel sana bir paparazzi haberi vereyim. Değil mi? Abin, bir sokak karısına takıldı, gözü hiçbir şey görmüyor. Biliyor muydun yoksa? Evet biliyordum. Peki neden bana söylemedin? Açıklamama izin ver. Niye açıklayacaksın? Şş, yavaş susun artık. Kadın tanıyor musun? Gördüm. Onaylıyorsun demek ki. Bırak açıklayayım. Hepiniz aynısınız. Yenge, senin sinirlerin çok bozuk. Bir yudum da ben içeyim. Sen git, ben gidelim. Yaptığın doğru değil. Görürlerse ne yaparız? Defol! Bir rezillik çıkarma lütfen. Lütfen diyorum, anlıyor musun? Sayın Kral Hazretleri, lütfen yerinizi alın, herkes sizi bekliyor çünkü bu muhteşem gösteri bir daha asla tekrarlanamayacak. Buyurun Haşmet Mahap, buyurun efendim. Ben herkes yerini aldı, herkes yerini aldı mı? Geliyorum. Sunucumuz yerini alıyor. İlk selamını veriyor. İkinci selamını da verdikten sonra... müzik! Ve işte karşınızda anne ve babaların en güzeli ve en yakışıklısı duruyor. İşte dünyanın en muhteşem anne ve babası. Babamızın kaytan bıyıklarına annemiz katiyen dayanamayıp izdivaç teklifini acilen kabul etmişti. Pigmeler ailesi mutlu günlerinde. Geleceğe evlenmiştik. Beyaz bir gecede. Abimizin kısa pantolonu ve dolma bacakları. O vakitler yakışıklı abimiz denizci olma hayalleri kuruyordu ama başarılı olamadı, polis oldu sonunda. Şirin ve Şirine. Köpeğine sarılmış ablam. Bize hiç böyle sarılmadı. Hatırlarsan, aşk nedir diye sorarsan, bu şarkı anlatır sana gecemizi. Beyaz gece, eski bir şarkı, kalp yarası, tatlı bir hayal, aşk acısı, altın bir halka, eski masal. Dans etmiştik biz el ele, sözleşmiştik geleceğe, evlenmiştik beyaz bir gecede. Ve son fotoğraf. Bayanlar baylar, gösterimiz bitmiştir. Hepinize yoğun ilginizden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim, sağ olun.
Bu olağanüstü bayanla dans etmeliyim. Hanımefendi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Ben bilmem ki. Hadi canım, kırma çocuğu, kalk işte. Buyurun. Dans edelim mi? Ne işin var burada? Ailenle konuşmak istiyorum. Lütfen hemen git buradan. Engelleyemezsin. Konuşmadan gitmem buradan. Aileyi neden karıştırıyorsun? Biz kendi aramızda hallederiz bunu. Bir sorun mu var? Ailenin toplandığını duydum da ben de kendimi aileden sayıyorum hala. Gitmesini istiyorum. Merhaba. Hepiniz eve girer misiniz lütfen? Sen de hemen git buradan. Merhaba enişte. Merhaba. Babam çok huzursuz oldu. Neden içeri gelmiyorsun? Şu hale bak. Nelere sebep olduğunu görmüyor musun? Hadi hepiniz içeri girin. Ben hallederim. Tamam. Gideceğim söz. Ama ihtiyarlara bir merhaba diyeyim. Biz senin yerine deriz. Buraya kadar gelip de onları görmeden olmaz. Peki. Geçiyordum uğradım diyeceksin. Beş dakika. Eve girmesini istemiyorum. Eve giremez. Abartıyorsun. Yapamazsın. Üzülürler. Hayır. İstemiyorum dedim. Yoksa giderim. Şşş. Hoş geldin yavrum. Merhaba efendim. Hoş geldin. Saygılar sunuyorum, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Şöyle otur. Sağ olun. Nasılsın çocuğum? İşlerin nasıl? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun çok burada iyi. Güzelim? Daha da iyi olacak. Her şey düzelecek. Sana söz veriyorum. Mutsuz olmayacaksın artık. Her şey düzelecek. İçinizden özür dilerim. Hadi gel içeri. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sizleri de çok iyi gördüm. İyiyiz, iyiyiz. Hele böyle cümbür cemaat toplanınca daha da iyi oluruz tabii. Uzun zamandır toplanmamıştık. Evet. Yüzüne ne oldu? Yüzüm... O yaptı. Başarılık herif. Neden çocukları odalarına götürmüyorsun? Orada oynasın. Hadi çocuklar, babanızı duydunuz hadi. Tamam. Hadi çocuklar gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Hem gramofon da çalabilirsiniz. Gitmek istemiyorum. Hadi lütfen. Gitmeniz gel gerekiyor. Gel canım sen bana. Ne demek oluyor bu? Yüzüme ne olduğunu sordu. Ben de söyledim. Bu insanları sorunlarımızın içine sokmaya hakkın yok. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Sık sık eve geliyor. Durmadan bir şeyler istiyor. Biz ayrıldık. Aramızdaki tek bağımız çocuk. Bunu istismar ediyor. Bakın bu doğru değil. Derdin ne senin? Bir şey söyle. Lütfen git buradan. Çocuğumu istiyorum. Tamam bunu sonra konuşuruz ama şimdi git lütfen. Çocuğu istediği zaman görmüyor. Görüyor. Sürekli yanımda kalmasını istiyorum. Anlaşmıştınız. Hakim velayeti annesine vermişti. Bu önemli evet. Değil. Çok düzensiz bir hayatı var. Hey yeter. Özür dilerim ama söylemek zorundaydım. Sen neler söylüyorsun bakayım? Çocuk için gerçekten çok kötü oldu. Ailenize saygı duyuyorum. Hepinize. Bu nedenle buradayım. Tamam. Hakemlerinize ihtiyacım var. Amacım sizleri üzmek değil, olay çıkartmaksa tamam. Hiç değil. Benim son çarem sizsiniz. Onunla konuşmayı denedim. Beni dinlemiyor. Üstüme yürüyor.
Banu! Abi bir şeyler tırmalıyor. Yap, yoksa çıldıracağım! Evet, gerçekten gitmelisin! Kimseyi incitme! Herkesin tamam, üzüğünü görmüyor musun? İncitmek istemiyorsun ama üzüyorsun, hadi haklısınız! Çok çalışıyor! Sinirleri zayıflamıştır, ondan yeter artık! Herhalde. İstemiyorum ki! Ay, çok iyi yine! Anne, susar mısın sen seni lütfen? Bırakın konuşmayı! Seni anlıyorum! Seni herkes oturmuş onu duyuyor! Atın şeyleri dışarı! Gel, anlıyorum seni! Hadi çıkalım! Çok düzensiz bir hayatı var, işte kanıtı! Neymiş onlar, pis herif! Ölseydin de bunları görmeseydin. Tamam babacığım, biz halledeceğiz. Engel olmanı, o götürmesin. Aramızda halledeceğiz, aramızda halledeceğiz diye. Her şeyi mahvetti rezil adam. Şey, ne yapıyorsun? Bana kızma lütfen. Tamam, merak etmeyin, bir şey yok, ben halledeceğim, tamam. İhtiyarları perişan ettim, çok mutluydular, perişan oldular. Düşüncesizlik ettim. Evet, yanlıştı. Buraya gelmek en iyi çare gibi görüldü bana. Kızım için endişeleniyorum. Her neyse, hadi git şimdi. Bak, beni anla lütfen. Kızımı almadan gidemem. Bu benim son şansım. Bunu sonra konuşuruz, lütfen. Yok, yapamam. Kızımı almadan gidemem. Git. 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 Gel kardeşim. Gel canım. Sinirlenme. Gel. Gitme lan dedim sana. Beni anla lütfen. Kızımı almadan gidemem. Bu benim son şansım. Gitmemeli. Uzatma artık. Bunu dönünce konuşuruz. Bak, yalvarıyorum. Ne olur git. Seni anlıyorum. Sen de bizi anlamaya çalış. Tamam, hallederiz. Söz veriyorum. Bak, lütfen git. Bak, beni anlamalısın. Sen beni anlayabilirsin. Oh. Bana yardımcı ol. Kardeşini seviyorum. Kızımı almalıyım. Başka git, çarem yok. Perişanım. Git. Senin pisliklerini temizlemeye çalışıyorum, sen benden hesap sor. Sen kendi pisliklerini temizle! Karışma benim işime! Yaptığını beğendin mi? Ha? Beğendin mi? Hiçbir şey yok bunun, tamam işte. Siz gidin, ben hallederim. Adamı perişan etmişsin, doktor çağırmalı. Durumu çok kötü, bir şeyler yapmalıyız. Öldüklerine inanamıyorum. Ben hallederim, hallederim ben. Halledersin, hiçbir zaman sorun yok. Halledersin. Git abi, git, ne olur git, hadi git! Hastaneye götürmeliyiz. Hastane olmaz! Hastane olmaz! Gazeteciler duyar! Rezil oluruz! Çek ellerini üstümden! Gel! Dokunma bana! Rezilim! Zırlayıp duyarsın! Yeter! Ya gebelirsem? Her
kendi hayatını düşünüyorsun, değil mi? Sadece kendi hayatını düşünüyorsun, değil mi? Aşağılıksın! Ya sen ne yapıyorsun ha? Bir de hesap soruyorsun ha, utanmadan hesap soruyorsun. Benden yardım isteyen sen değil misin? Sen değil miydin yardım et diyen? Seni pislik, seni! Ya sen pisliğin tekisin! Adam haklı biliyor musun adam? Sen aşağılık, beş para etmesin tekisin! Seni pislik, seni! Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Lan belanızı versin! Lan belanızı versin! Nefret ediyorum sizden! Sizden nefret ediyorum! Lan kahretsin! Olanlara inanamıyorum! Nefret ediyorum sizden! Lan kahretsin! Babamlar orada. Her şeyi gördüler. Babamlar orada. Nasıl olduğunu anlayamadım. Özür dilerim. Gözlüklerini çıkardı. Bir sorun yok, değil mi?
Bize neler oluyor? Bunu bana söyleyecek kimse yok mu? Kardeşler arasında olur böyle şeyler oğlum. Olmaz anne. Böyle şeyler olmaz. Olmasa iyi olur ama. Oldu bir kere. Et tırnaktan ayrılmaz ki. Tahrip bombası gibisin abi. Şu halimize bak. Babam nerede? İçeride uzandı biraz. Küçük ablan nerede? Git çağırın. Babamla konuşmak istiyoruz anne. Söyler misin? Çok yoruldu oğlum. Biraz dinlensin. Sabah konuşursunuz. Şimdi anne. Ne olursun. Lütfen. Git küçük ablanı çağır. Çocuklar konuşmak istiyorlar. Konuş onlarla ne olur. Hadi. Kırma onları. Lütfen. Hadi. Ağlama artık. Lütfen. Hadi yeter. Ne oldu? Babamın yanında barışacağız. Hep birlikte. Hadi. Olay çıkarma. Hadi. Sen de gel istersen. Üzgünüm baba. Nasıl oldu bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama geçti. Bir daha da olmayacak. Çok üzgünüm. Siz hep böyleydiniz. Hiç geçinemezdiniz. Siz kardeşsiniz. Birbirinizin canısınız. Oldu bir kere anne. Ben şimdi kendimi affettiririm. Babam yorgun çıkan. Nasıl yapabildiğin inanamıyorum. Gerçekten abi böyle bir şeyi nasıl yaptın hiç anlamıyorum. Herkes beni suçluyor ha. Bana hakaret etti. Tokat atmaya kalktı. Susun artık duyacaklar. Az önceki tiyatro boşa gidecek. Kocan da çok kişiliksizmiş. Yavaş konuş. Yenge ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya mı çalışıyorum? Aslında doğru söylüyor. Bu kavgayı başlatan sendin. Kes sesini asalak. Sen kendi işine bak.
Yavaş konuş dedim, o antipatik sesinle ortalığı çınlatma. Bana bak, antipatik olan sensin. Şu halinize bakın. Bundan böyle hiçbirinizden tek bir yardım istemiyorum. Feodal herifler! Sen de sakin ol biraz. Sakin olayım ha? Haklısın. Bunu sen söyleyebilirsin. Evet, sen söyleyebilirsin. Sen sakinsin. Sana hiç değer vermediğini bildiğin halde, hiç sesini çıkarmadan... Sen aşağılık oturuyorsun. Bu yaptığın çok çirkin, anlıyor musun? Hepiniz birbirinizin aynısınız. Çok aşağılık bir şey. Ne dedin sen? Sana söylemedim, sen sus. Bakar mısın? Aileme bakar mısın? Meğer ailemi hiç tanımıyormuşum. Hepiniz iğrençsiniz. İğrençsiniz. Hepiniz boksunuz. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin? Yeter abi, tamam, yeter artık. Senin var ya, senin ağzını yırtarım, piç! Şuna bak, bana piç diyor. Ben piçsem bu senin de sorunun. Burada birbirinizi yiyorsunuz, adam orada ölecek. Ben gidip bir bakayım. Sahi, onu unuttuk. Sen karışma, hiçbir şey yok. Biraz sersemledi o kadar. Bir şey yok diyorsa yoktur. Dövme yöntemlerini iyi bilir herhalde. Evet ama yöntemleri pek çağdaş sayılmaz. Ona bir şey olursa hepimiz yanarız. Sen yanmazsın. Hiç kimse yanmaz. O yanar. Nasılsın? Neler oldu? Ne olacak, seni öldürüyordu. Yenge. Sarım nerede? Onunla konuşabilir miyim? Neden peşini bırakmıyorsun? Lütfen. Onunla konuşmalıyım. Çok kötü şeyler oldu. Evimiz yangın yerine döndü. Yangın mı çıktı? Tabii ki hayır. Lafın gelişi. Sen git, çok sinirlisin. Ben ilgilenirim, hadi. Durumu nasıl? İyi görünüyor. Sen burada kal bu gece. Yenge, hadi biz gidelim. Sen burada gecelersen korkarım yine bir olay çıkacak. Uzan biraz, üzülme artık. İyi çocuklar onlar, pırlanta gibi çocuklar. İyi çocuklar onlar, pırlanta gibi çocuklar. Hadi uzan biraz, bugün çok yoruldun sen. Bu çocukları iyi yetiştiremedik mi acaba? Neden böyle düşündün şimdi, daha demin gurur duyuyoruz diyordun. Evet ama baksana. Oğlan ille sizi yanıma alacağım diyor. Büyük oğlanı çok döverdi. İçme onu. Anca bıraktın. Bırak o paketi. Ne olur bırak. Karışma sen. Armut dibine düşermiş. Bu yaşa geldin, huyun değişmedi. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Ne o, gözleme hazırlığı mı? Ya evet, hepiniz seversiniz. Ben de yapayım dedim. Günaydın. 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 Hadi gel bana yardım et kızım. Bir,
hadi gel. Çabuk ol. Bir tanesini. Günaydın. Günaydın. Aa, o tabağı nereden buldun sen? Nereye gidiyorsun şimdi? Çocuklar buradayken balık nereden çıktı? Biz de gelebilir miyiz dede? Tabii gelebilirsiniz, tabii. Sen şunu al, sen de şu tut bakayım. Tamam. Hı. Az sonra bunun içi balıkla dolacak. Ver şunu bana. Şu tabureyi ver. Hadi bakalım. Hadi yürüyün. Gidin ya. Biz... Hadi balığa gidiyoruz. Ha. Dedeciğim ben de gelebilir miyim? Tabii gelebilirsin yavrum. Hep beraber gideriz. Bakalım kim daha fazla balık tutacak. En fazla balığı ben tutacağım. İyi görünüyorsun. Ne demezsin? Günaydın. Günaydınlık mı olur, ne olur orasını bilemiyorum artık. Araba kullanamazsan kardeşim seni götürebilir. Senin yardımına ihtiyacım yok. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Şu sebep olduğun olaylara bir bak. Ben kızımı istiyorum. Bir daha hiçbir neyse gözünü görmem. Böylece olaysız ve mutlu yaşarsınız. Demagoji yapma. Derdin çocuk değil senin. Yaşadığımız rezillikler yeter. İkiniz de rezilsiniz. Kendinizden utanmalısınız. Terbiyesizlik etme. Rezilsiniz. Rezilsiniz, ikiniz de! Ya aile! Bana bak, hayatımı alt üst ettiğin yetmiyormuş gibi şimdi de! Neyse! Neyse! Çok sinirlendim! Gerçekten çok çaresizim! Her şey iyi olsun istedikçe batıyorum. Ne elde etmek istiyorsun ha? Söyler misin bana? Bütün bunlarla ne elde etmek istiyorsun? Bak, biraz sonra buradaki bütün balıklar teker teker gelip bu sepeti dolduracaklar. Hani, hani, nerede? Bak, bak işte orada. Bak, öteki de geliyor. Keşke yakalanmasalar. Sen balık tutmak istemiyor musun? İstemiyorum. Neden? Yakalarsak ölürler. Nerede ölecekler? Yavruları akşam bekleyecek, gelmeyince ağlayacaklar. Bak, ben bunu hiç düşünmemiştim. Hadi şimdi onları suya bırakalım biz de. Sahiden bırakır mıyız dedeciğim? Tabii bırakırız, tabii yavrum. Dedeciğim bak bak ne kadar sevindiler. Şunlara bak. Elbette, gidip yavrularına kavuşacaklar. Thank you.
işler yolunda gitmiyor galiba. Sorma. Balıklar çok akıllanmışlar. Yakalanmıyorlar artık. Yardıklarımızı göle attık. Neden? İşte. Pekala. Bir bildiğiniz vardır. Tabii var tabii. Ama sana söyleyemeyiz. Çünkü bu aramızda bir sır, öyle değil mi çocuklar? Seninle gelirdik buralara. Şimdi senin çocuğunla geliyoruz. Evet. Öyle özlüyorum ki o günleri. Her şey ne kadar güzeldi. Şimdi de güzel kızım. Hayatının en güzel yaşındasın. İnsan hayatının en değerli yaşları bunlar. İyi ama kim olduğumu, nereye ait olduğumu bilemiyorum. Herkesin böyle çaresizlikleri olmuştur kızım. Herkesin. Ben gideyim. Hayatımızın toplumunun ne anlama geldiğini bilmek isterdim baba. Hayat çok değerli bir şeydir kızım. Bana bak, senin aklında ne geçiyor bakayım. Ha, söyle. Ben de. Merhaba. Fırsatını bulunca arıyorum işte, biliyorsun. Nasıl? Belki de. Bilmiyorum. Hayır, kesin değil. Akşama gelirim belki. Burada işler karışık biraz. Saatini bilmiyorum. Ya o tarihli uçak seferi mi bu? Evet, bugün geleceğim. Evet, akşam. Evet. Hı? Dedim ya, burada işler karışık biraz. Tamam, görüşürüz. Rapor veriyoruz. İş yerimle konuşuyordum. Yalan söylüyorsun. Evet. Evet, yalandı. Yüzün bile kızarmadı. Kızarmalı mı? Meydan mı okuyorsun? Gel. Hiç kimseyi üzmek istemiyorum. Hele seni hiç. Benimle yatmak mı istiyorsun? Evet. Evet. Dokunma bana. Nefis kokuyor. Müthişsin anne. Teşekkür ederim oğlum. Seninle de hiç konuşamadık. Sahi, neydi konuşmak istediğin? Tehlikeli davalara giriyorsun. Tehlikeli mi? Neden? Ne demek istediğimi pekala anladın. Yani korkmalıyım, öyle mi? Bak, çarpıtıyorsun. İyi niyetle söylüyorum, anladın mı? Tehlikeli dedim, hepsi bu. Şu kanun adamına bakın. Adalet aramayı bırakmamı istiyor benden. Adalet yoktur, düzen vardır. Böyle düşünmene hiç şaşırmadım. Seni korumaya çalışıyorum. Tabaklara verir misin kızım? Bunu yapmanı istemiyorum. Beni korumanı istemiyorum, anlıyor musun? Ben ne yaptım şimdi? Ne yaptım ben? Tabakları kızım! Tamam anne, getiriyorum. Ne mi yaptın?
Herkesi çıldırtıyorsun. Bunu bilmiyor muydun? Çocuklar! Dedeleriyle balığa gittiler. Benim için tabak filan getirme, anlıyor musun? Getirme. Zaten getirmeyecektim. Bu memleketi bu hale getirenler kimler biliyor musun? Radyolar, televizyonlar, gazeteler, yani medya. Bir de sizin gibiler. İyi ya işte, bu saydıklarım batırır, senin gibiler de kurtarır, böylece denge sağlanmış olur. Ama bak, bu düşüncelerini kendine saklamalısın. Önüne gelene söylersen komik olursun. Abimsin diye söylüyorum. Senin küçük düşmeni istemem. Rahat yavrum, doyumluk değil tadımlık, birer tane. Önce abine ver. Tamam anne. Neredesin sen? Duş aldım. Merhaba anne. Merhaba çocuğum. Harika görünüyor. Al, çok güzel olmuş, özlemişsindir. Özür dilerim. Neyse, boş ver, önemli değil. Ne demek istediğimi anlatamadım. Babanızı çağırır mısınız, gelsin bir şeyler yesin. Tamam anne, ben çağırayım. Baksana. Bir tane daha ver. Ahırdaki için. Ne yapıyorsun? Gözlerim kararıyor. Yatsana, ne yapmaya çalışıyorsun? Çok sıkıştım. Şuralara bir yerlere işemeliyim, yoksa donuma gideceğim. Hadi gel, tutun bana. Elin. Affedersin. Önemli değil. Yapamam, senin yanında yapamam. Saçmalama, donuna mı yapmak istiyorsun? Tamam, sen git şimdi. Yapabilecek misin? Sanırım. Hadi gel. Tutun. Şurası iyi. Ne yapıyorsun? Bu durum, seni döven adamdan intikam alma duygusu uyandırmıyor mu sende? Şunları çeker misin? Suluk yapma! Hadi kızım, gel sen de ye. Hayır anneciğim, canım istedi. Atları salayım. Ben de istedim. Bu arada onları da unut. Siz bilirsiniz. Ben şimdi salarım. Üstün başın kirlenir oğlum. Ha, babaanneniz duymaz. İlk defa yapıyorum ki babacığım. Evet. Güzel olmuş. Nereye gidiyorsun? Ne o? Aranız pek iyi değil galiba. Thank you.
Bir dakika. Ay yardım edin. Hadi. Şunları toplayalım. Sen de bunları al. Tadı kalmadı artık. İyi misin? Bak, bir an önce gitmen gerektiğini biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Güzel. Gideceğim ama bu liste içinde kalmak benim de hoşuma gitmiyor. Yok, hemen. Ben de burada kalmaya pek meraklı değilim, biliyorsun. Tamam, sen git, biz hallederiz. Bir an önce çekil. Ya hadi. Yine olay çıkartmakmı istiyorsun? Tamam, senden özür diliyorum. Biliyorum, kabalık ettim ama gitmen gerekiyor, anlasana. Sakin ol, ben hallederim, ne olursun gitsin. Sen git, çocukları duyur. Bak, eğer kötüysen bir doktor çağırabilirim. Başınıza bela olacağından korkuyorsun değil mi? Bak, senden rica ediyorum. Her tamam, şey iyiydi, abi, yalvarıyorum. Tamam. Ya bir şey yok, konuşuyorum, Allah çocuklar. Allah! Durmadan kızım çocuklar! Değil. Çocuklar! Şu haline bak, bütün bu olanları kızına nasıl anlatmayı düşünüyorsun? Onun yüzüne nasıl bakacaksın? Sen asıl bunları kardeşine söylemelisin. Böyle araba kullanamaz. Ben iyiyim. Kendim halledebilirim. Bırak kardeşim götürsün seni. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Ya yeter, kesin tartışmaya artık. Adam gideceğim diyor işte, daha ne istiyorsun? İçmek istiyor, ya basın basın deyip duruyor. Suyunu getiriyor. Kardeşim götürürse belki de... Ne bileyim ben, kafam çok karışık işte. Yeniden mahkemeye başvuracağım, göreceksin. Bu sürtüşmenin kimseye faydası yok. Evin kerhaneye döndü, bilmeyen mi var? Terbiyeli komutan. Ya pis herifim artık, yeter gitsene sen! Sen de git ne olursun. Git lütfen, ben halledeceğim, hadi. Hadi git. 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 Neden çekip gitmiyorsun? Bu adama nasıl tahammül ediyorsun anlamıyorum. Sen kardeşine 5-6 yıl nasıl tahammül ettiysen öyle. Namaz sonunda ayrıldım. Ayrılmadın, o seni bıraktı. Sonuca bak sen. Ne yani, ben de mi ayrıldım? Bilemem. Bu senin sorunun. Ayrılıp sana geleyim, ne dersin? Harika olur. Sende bu cesaret yok. Bunu yapamazsın. Boş versene. Ayrılsan bile sana gelmem. Tipim değilsin. Durumda olmasaydın seninle sevişirdim. Bu kadar da kötü değilim. Her zaman hoş bir kadın olduğunu düşünmüşümdür. Ben de hep aşağılık bir adam olduğunu düşünmüşüm. Sevişelim mi, ne dersin? Ha, delisin sen. Bu bana çok iyi gelecek. Bu çok riskli. Olsun. Biri gelirse toparlanırız. Hayır, hayır. Baksana, adam oralarda dolaşıyor. Ama bak, gidiyor işte. Ama çocuk
Kulaklar çocukların sesi geliyor. Bu bana çok iyi gelecek. Bana çok iyi gelecek. Çok iyi gelecek. Bana da çok iyi gelecek de. Ama sonradan bunu ona duyurmak lazım. Deli misin? Duyarsa seni de öldürür, beni de. Bilmezse ne anlamı var böyle şeyin? Biz bileceğiz. Söyle bakayım lan. Kuşlar da böyle yapmıştı. Hep dövüyor beni. Çok, çok. Ne yapayım? Hep o sataşıyor. Tamam, hadi kalkın. Hadi gidiyoruz. Oğlum yapma. Bu taraftan, bu taraftan. Hadi. Yeter artık, ağlama. Hadi, hadi sus. Kadınla sevişmek demek buymuş. Yine buluşuruz değil mi? Neden? Hissettim. Sen de çok hoşlandın. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Ne anlama geliyor? Birbirimizi göremeyecek miyiz? Hiçbir zaman. Şimdi gitmelisin artık. Kimseye görünmeden. Yapabilirsin bunu, değil mi? Yapabilirim. Ne oldu? Yok bir şey. Ama gidecek. Hiçbir şey anlatmadı mı? Hayır, anlatmadım. Ama emin olabilirsin, gidecek. Bir sorun çıkarmayacağından emin misin? Evet, eminim. Mahkeme falan geveliyordu, bir şey söyledi mi? Kocanı hiç tanımamışsın. Çok iyi tanıyorum. Aşağılandıkça pislikleşir. Bu yıl şeftali çoktu değil mi baba? Artık bizim yavaş yavaş hazırlanmamız gerekiyor baba. Zaten
Birazdan da yola çıkalım. Şöyle bir oturup konuşamadık, dertleşemedik. Gene geliriz anneciğim. Bundan sonra daha sık geliriz. Bu yağmur iyi oldu. Belki havalar serinler biraz. Nerede kaldın? Çocukların hazırlanmasına yardım et hadi. Hadi biz de toparlanalım artık. Biz gitmek zorundayız babacığım. Gene geliriz. Daha sık.